Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün artık Karaman'dan çıktık. Mut'a doğru, Mersin'e doğru gidiyoruz. Karaman'dan Silifke'ye giderken, Mersin'e giderken Mut yolu üzerinde Alahan Manastırı var. Gitmeden burayı da sizler için çekmek istedik ve göstermek istedik. Şimdi Alahan Manastırı çok yüksek bir tepede. Buraya çıkıyoruz ve çıktık. Geldiğinizde buraya çıkıyorsunuz. Burada Hristiyanlık dönemine ait mağaralar ve kiliseler topluluğu var. Şu arkamda görmüş olduğunuz mağara 2. ve 3. yüzyılda yapılmış o dönemin yasaklı mağarası olarak geçiyor. Daha sonra Hristiyanlık hak din olarak ilan edildiğinde şu gördüğünüz Batı Kilise denilen kısım yapılıyor ve daha sonra ileride başka kompleksler de var. Onları size tek tek anlatmaya çalışacağım. Şimdi Alahan gezimiz başlasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi yasaklı mağaradan sonra Batı Kilisesi'nin kapısına geldik. Burası o dönem Hristiyanlığı seçmek isteyenlerin eğitildiği bir merkez oluyormuş. Yani daha doğrusu şöyle, kendini dini anlamda kanıtlayanları içeriye alıp vaftiz ettikten sonra, ileride de bir vaftiz çukuru var. Orada vaftiz ettikten sonra burada eğitim veriliyormuş. Şu gördüğünüz yerler arkadaşlar, eğitimin yapıldığı bölüm olarak geçiyor. Kapıdan birazcık bahsedelim size. Kapıda gördüğünüz gibi 4 tane insan başı gözüküyor. Bu 4 tane insan başının İncil'in 4 ayrı yazarı olduğu söyleniyor, betimleniyor. Aynı zamanda yine yukarıda, sağda ve solda 2 tane, şöyle gösterelim arkadaşlar. Cebrail ve Mikail, 2 melek. Şurada gözüküyor arkadaşlar. Yine yukarıda kapının üstünde bir öküz başı var. Yine bir aslan başı var. Yine bir tane gördüğünüz gibi 2 tane melek motifi var. Şurayı da gösterelim. Burada da arkadaşlar öğrendiğimiz kadarıyla bu süreçte, yani bu dönemde balıkla üzüm çok ön planda. Buradaki birçok yerde bunu görmemiz mümkün. Balık şarabı, yani Hazreti İsa'yı aslında temsil ediyormuş. Hazreti İsa'yı temsil ederken de bir yandan kan ve şarabı temsil ediyormuş. Burada da gördüğünüz gibi bir üzüm motifi var. Yukarılarda o dönem kullanılan su yolları var. 2 tane. Bir tanesi şurada, bir tanesi şuradan geçiyor. Yolda gelirken sağ tarafta Aloada Kilisesi var arkadaşlar. Bu gelen sular aşağıya Aloada Kilisesi'nin olduğu yere doğru aktarılıyormuş. Şimdi içeriye geçelim, biraz da oradan bahsedelim. Evet arkadaşlar, kapıdan içeriye doğru geçtik. Arkamızda gördüğünüz gibi kiliselerdeki o apsis bölümü var. Burası 2012 yılında bir restorasyon görmüş. Şu gördüğünüz kapı bu halde değilmiş herhalde. O birazcık toparlanmış. Son hali bu şekilde. Oldukça sağlam gözüküyor gördüğünüz gibi. Dediğimiz gibi burası zamanında kilisenin içini oluşturan bir mekan. Aslında üstü kapalı. Şu an tabii açık olarak günümüze gelmiş ama o dönem tabii kapalıymış. Burada öğrenciler Hristiyanlıkla ilgili eğitim alıyorlarmış. Burası böyle gördüğünüz gibi klasik bir antik kent görünümünde. Şimdi arkada vaftiz çukuruyla diğer manastırın olduğu bölge var. Oraya doğru geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi yolda giderken artık Doğu Kilisesi'ne doğru ilerlerken ufak ufak size gösteriyoruz. Burada şu gördüğünüz bölge yaşam alanları, o dönemin yaşam alanları. Hatta burada o dönemin şuraya açılmış kanalizasyonlarını dahi görebiliyoruz. Yukarıda manastırlar var. Manastırlardan aşağıya doğru devam eden bu yolda yaşam alanı. Yani yaşam alanı derken neyi kastediyoruz? O dönemin keşişlerinin kaldığı yerden bahsediyoruz. Bu şekilde sıralanıp gidiyor. Şimdi Doğu Kilisesi'ne doğru gitmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi Alahan Manastırı'nın vaftiz çukuru denilen yerine geldik. Burada gördüğünüz gibi şöyle bir haç şeklinde o dönemin vaftiz çukuru olarak kullanılan, artık çukur mu derler, havuz mu derler,
o işlemin yapıldığı, vaftiz işleminin yapıldığı çukur var. Arkadaşlar o dönem burada papaz şurada duruyor. Şurası suyun aktığı bölge. Buradan su geliyor. Hristiyanlığa adım atmak isteyen kişi buradan alınıp burada papazın eşliğinde gelen suyla vaftizini oluyor, yıkanıyor ve Hristiyanlığa ilk adımı atmış oluyor. Şu gördüğünüz bölgede de şu kısımda papazlar oturup ayin merasimini gerçekleştiriyor. Dediğimiz gibi Alahan Manastırı'na geldiğimizdeki bu bölgede vaftiz çukuru olarak geçiyor. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi merasim yolundan Doğu Kilisesi'ne doğru yürürken, Doğu Manastırı'na doğru yürürken şu arkamızda gördüğünüz sizlere Papaz Terasis'in mağara içerisinde gözüken, yani kaya mezarı içerisinde gözüken gördüğünüz gibi mezar stelini göstermek istedik. Burada gördüğünüz gibi papazların olduğu mezarlar mevcut. Şu en büyük olan Papaz Terasis'in olduğu mezar. Derler ki o taşın üzerinde de şu yazarmış. 15. yılın kutsal orucunun ikinci haftası 13 Şubat Salı günü öldüğünün yazdığı söyleniyor. Bir de arkamızda arkadaşlar Suriye tipi. Onu da gösterelim. Bir yine şöyle gösterelim. Lahit bulunuyor. Burada da bir güneş saati. Bir de arkamızdaki Doğu Kilisesi'nin içerisinde olan motifler mevcut. Şimdi oraya doğru gitmeye devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Batı Kilisesi'nden, daha doğrusu Batı Manastırı'ndan doğru, merasim yolundan doğru geldik. Doğu Kilisesi'nin, Doğu Manastırı'nın önüne doğru geldik. Gördüğünüz gibi arkamızda burası diğerinden sonra yapılmış. Yani bir arada 100 yıl olduğu söyleniyor. 6. yüzyıl olarak tarihleniyor. Bir de bu manastırın arkadaşlar İstanbul Ayasofya'nın daha doğrusu bu manastırdan esinlenerek yapıldığı da söyleniyor. Yine o dönem içerisinde vaftiz, ayin, bu tarz şeylerin, merasimlerin olduğu bir manastır. Gördüğünüz gibi yine kapılarında Hazreti İsa benzeri o dönemi yansıtan bir takım şekiller, motifler yine aynı şekilde var. Burası büyük bir kompleks. Batı ve Doğu Manastırı olmak üzere iki parçadan oluşuyor. Gördüğünüz gibi orada kaya mezarları var. Papazın olduğu, yani Papaz Terasis'in olduğu o büyük kaya anıt mezarı var. Suriye tipi gördüğünüz gibi bir stel vardı, onu gösterdik. Onun dışında vaftiz çukurunu gösterdik. Burası Alahan'a geldiğiniz zaman hani pişman olmayacağınız, görmeniz gereken mekanlardan bir tanesi. Çok güzel korunmuş. Şu anda hala korunmaya da devam ediyor. Arkamızda gördüğünüz kilise gerçekten şu anda eşsiz güzelliğe sahip. Yani döneminden sonra korunmuş. İçerisinde şu anda bir takım çalışmalar devam ettiği için tabii biz inşaat süresinde çok fazla girmiyoruz. Yakına gidebildiğimiz kadar çekeceğiz. Sizlere videolarımızın arasında ben detaylar göstereceğim arkadaşlar. Buradaki lahitlerden, mezarlardan bir takım şeyler göstereceğim. Dediğimiz gibi Alahan'a geldiğiniz zaman bu Hakim Tepe'deki, Yüksek Tepe'deki Batı Manastırı'yla Doğu Manastırı'nı ve buradaki bütün o dönemi yansıtan tarihi şeyleri görmeniz mümkün. Bundan sonra bakalım nereye gideceğiz? Sizler için sürpriz olsun. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Alahan Manastırı'ndan çıktık.
Mut Kalesi'nin olduğu bölgeye geldik. Şimdi biz Mersin'e bağlı Mut ilçesindeyiz. Mut Kalesi'ne uğramak istedim. Mut Kalesi'ni size göstermek istedim. Mut Kalesi'nin şöyle bir özelliği var. 4 gündür biliyorsunuz Karamanoğlu'nu çekiyoruz. Sürekli Karamanoğullarından bahsettik. Burası da Karamanoğlu Yakup Bey'in bir dönem Rumlardan almak için epey bir uğraştığı bir kale. Kendisi başarılı olamıyor. Bir şekilde öldükten sonra Karamanoğlu İbrahim Bey Mut Kalesi'ni alıyor. Daha sonra Osmanlı zamanında, 1. Ahmet zamanında bu kale, gördüğünüz bu kale restorasyon yapılıyor ve bugünlerine gelene kadar da yine belli başlı restorasyonlardan geçtikten sonra buraya geliyor. Mersin'e gelirseniz, Mersin tabii Mut arası birazcık mesafeli. Mut'a uğrarsanız Mut Kalesi'ne mutlaka çıkın deriz. Sizi buraya bekliyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Mut Kalesi'nde çektikten sonra bir yolculuk yaptık. 2 saatlik bir yolculuk yaptık. Silifke'ye uğradık. Arkasından Mersin'in Kız Kalesi'ne geldik. Şöyle bir şey var. Şimdi şu arkamda gördüğünüz kaleden size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Tabii şu dönem biliyorsunuz pandemi dönemi olduğu için içine gidiş gelişler çok serbest olmuyor. Zaten belli saatlerde burada oraya gidiş ve gelişler oluyor. Biraz size Kız Kalesi'nden bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, Kız Kalesi deniz kalesi anlamına geliyor. Herodot'un anlatımına göre, bizim de internetten ve bazı kaynaklardan araştırmamıza göre, burası milattan önce 4. yüzyılda yapılmış bir kralın kızını koruma amaçlı yapmış olduğu bir kale olduğu söyleniyor. Bununla ilgili rivayetler de var. Hatta en önemlisini sizlere anlatmak istiyorum. Dönemin kralı kızının durumunu öğrenebilmek için bir kahinle konuşuyor. Kahin de onu bir yılan sokması sonucu öleceğinden bahsedince, kral da kızını korumak amaçlı, daha doğrusu prensesi korumak amaçlı bu denizin ortasındaki kaleyi yaptırıyor. Ama en nihayetinde bir gün kendisine bir sepet meyve ya da üzüm gönderdiğinde o sepetin içerisine giren yılan kızını her halükarda kaleye de getirmiş olsa, saklamış da olsa, burada tekrar yine aynı şekilde o beklenilen son oluyor, sokuyor ve ölüyor derler. Yani en bilinen hikayesi bu. Kız Kalesi ile ilgili, Deniz Kalesi ile ilgili dediğimiz gibi çok eski bir tarihten bahsediyoruz. Milattan önce 4. yüzyıl ve Kıbrıslı bir prensin burayı aldığı söylenir yazar kitaplarda. Daha sonra burası Kıbrıslı prens George ya da Georges diye bir prensin aldığı, Kıbrıslı bir prensin aldığı söylenir bu kaleyi. Daha sonra üstünden zaman geçiyor. Tabii Romalılara geçiyor, Bizanslılara geçiyor. Süreç devam ettiği sürece burası da her gelen imparatorlukla beraber oranın eline geçmiş oluyor. İçerisinde daha önce kazı çalışmaları yapılmış, bir takım şeyler çıkartılmış. Onlar tabii müzeye bırakılmış. Şu an turistik olarak kullanılıyor. Aslında Mersin'in en önemli bence eserlerinden bir tanesi. Bir tane de şurada. Şöyle gösterelim. Bir tane de şurada kalemiz var. Orası da kapalı kale olarak geçiyor o kalemizde. Orada da yine dediğimiz gibi buranın tarihine ışık tutan çok önemli özellikler var. Biz istiyoruz ki bu küçük Mersin videomuzu önümüzdeki süreçlerde yine Mersin 1, Mersin 2, Mersin 3 olarak yapalım. İçlerine girebilme şansımız olursa önümüzdeki dönemlerde arkeologlarımızla, belediye başkanlarımızla sizlere elimizden geldiğince anlatmaya çalışırız. Bu ortam çok güzel. Mutlaka yolunuz düşerse Kız Kalesi'ne gelmenizi tavsiye ediyorum. Bu haftalık bizden bu kadar. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bizleri beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bir şekilde kanalımızı inşallah elimizden geldiğince bütün arkadaşlarımıza, sevdiklerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.